gündem özel ile karşınızdayız. Biz son dakika gelişmesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki askeri üssüne bir saldırı gerçekleştirildi. Şu anda son dakika alt bandımızda da görüyorsunuz. Ürdün'de ABD üssüne ihalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 askerin öldüğü ve en az 25 askerin de yaralandığı belirtiliyor. Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapıldı. Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlendiğini duyurdu ve saldırıda 3 askerin öldüğü ve en az 25 askerin de yaralandığı belirtildi. Biden saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militen gruplar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Ürdün hükümet sözcüsünden de bir açıklama var. Sözcünün açıklamasına göre ABD askerlerini hedef alan saldırının kendi topraklarında gerçekleşmediğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada 34 personelin durumunun olası travmatik beyin hasarı aldıkları yönünde değerlendirildiği kaydedildi. ABD basınında da elbette haberler yer alıyor. O haberlere göre söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez Orta Doğu'da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi. Tower 22 ilk kez hedef alınırken 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üstlere yönelik 158'den fazla da saldırı düzenlendi. Şimdi e, hakikaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın söylediği gibi İran destekli militan grupları tarafından mı gerçekleştirildi bu saldırı? Olan şüpheli en azından şu anda ABD tarafından e, İran destekli militan gruplar olarak gösteriliyor ama saldırının kodlarını da okumak gerekiyor. Gazeteci Musa Özurlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Son dakika gelişmesini aktardım. Elimize ulaşan ilk ayrıntılarda bu şekilde nasıl okumak gerekiyor bu saldırıyı?